Benim oğlum iki arkadaşla beraber üç kişi o anda oradan geçiyor. Tanımadığı iki tane çocuk arkadan geliyor çiğ köfteci torpil atıyor. Ama benim oğlum torpil atmıyor. Torpil atanlar kaçıyor. Torpil atmayan üç tane çocuğu çiğ köfteciler yakalıyor iki oğluyla beraber. İçeri sokuyor. Dövdükten sonra bodruma atıyorlar. Çocuğumun kesinlikle zaten kamera görüntüsünde oğlumun torpil atmadığı gözüküyor zaten. Oradan geçiyor. Geçerken koşuyorlar. Bunlar da korkuyla kaçarken... Bunları da yakalıyorlar. içeri koyup dövdükten sonra bodruma atıyorlar. Evde oturuyordum ben. O anda telefonum çaldı işte. Oğlum beni aradı. Baba dedi koş yetiş dedi. Oğlum ne oldu dedim. Koş dedi baba dedi çiğ köfteci bizi. Bodruma kitle dedi. Ben de bir panikte evden çıktım. Yukarıdaki çiğ köfteciye gittim. Ee, çocukların nerede olduğunu sordum. Baktım kapak var yerde. Kapağı kaldırdı. Çocuklar bodrumda kitlenmiş. Oğlum ne oldu falan filan derken ee, tabii bir panik yaptım. Panik halde de ne yapacağımı dinledim. O anda 155'i aradık. Çocukları oradan çıkarmaya çalıştılar bir panik halde. Zaten ee, deponun ışıkları da kapalıydı. Buzdolabını kapağın üstüne çekmişler ki çocuklar oradan çıkmasınlar. Hani kendileri bu şekilde ceza veriyormuş çocuklara. Hani sen benim çocuğuma ya da başkalarının çocuğuna bu şekilde ceza veremezsin dedim. Biz oradan geçerken arkadaşlarımla geziyorduk. Oradan geçerken çocuklar geliyor torpil atıyor. Bizi yakalıyorlar, darp ediyorlar bize. Çiğ köfteciye sokuyorlar bize. Orada vuruyorlar. Sonra ensemizden tutup hızlı bir şekilde bodrum atıyorlar. Depoya atıyorlar. Orada bize yaklaşık 40 dakika boyunca bekletiyorlar. Işıkları kapattılar. Deponun kapağını kapattılar. Üstümüze dolap çektiler. Korktuk yani ne yapacağımızı bilemedik.